Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Hakan'a, paramı ver. Kobani davası duruşmasında konuşan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Yeni Şafak ve Hürriyet gazetelerindeki Kandil'den Demirtaş'a 16 milyon dolar başlıklı habere tepki gösterdi. Demirtaş, avukatlarım söyledi 1 milyar dolar bir tır para ediyormuş. O zaman bana 16 tır paranın gelmesi lazımdı. Ben paramı istiyorum valla. Hürriyet'ten istiyorum, paramı verin. Ahmet Hakan mısın nesin paramı ver dedi. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Yeni Şafak ve Hürriyet gazetelerindeki Kandil'den Demirtaş'a 16 milyon dolar başlıklı haber ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Ahmet Hakan'a seslenen Demirtaş, 1 milyar dolar bir tır para ediyormuş. O zaman bana 16 tır paranın gelmesi lazımdı. Ben paramı istiyorum valla, dedi. Gazete Duvar'da yer alan habere göre Demirtaş, yasalara uymayan uygulamalar yaşanıyor. Fiilen tutukluyuz. Ben Kobani olaylarına ilişkin tutukluluğumun limitini aştım. Asliye ceza mahkemelerinde tutukluluk süresi en fazla 18 aydır ama biz hala içerideyiz. Tutukluluğumun 20. ayında da bunu dile getirmiştim. Edirne Cezaevi, Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki tutukluluğumun işleme konulmadığını, örgüt üyeliği nedeniyle tutuklu bulunduğumu söyledi. O zaman Kobani olayları nedeniyle tutukluluğumu ne zaman yerine getireceğim diye itiraz ettiğimde, sürecin hukuksuzluk olduğu ortaya çıkınca Kobani olayları, terör suçları, kapsamına alındı. Hukuk işleyecek bir gün. Hukuk işlemeye başlayınca bunun nasıl bir hukuksuzluk olduğunu anlatacağım. Gelen evrakları reddediyorum. Tüm tanıkların huzurda dinlenilmesini talep ediyorum, ifadesini kullandı. Demirtaş şunları kaydetti. Geçen günlerde Yeni Şafak ve Hürriyet bir manşet çıkarttı, Kandil'den Demirtaş'a 16 milyon dolar, diye. Külliyen yalan, böyle bir ifade dosya evraklarında yok. Yeni Şafak bu haberin altına benim, Cemil Bayık ve Merdan'ın fotoğraflarını basmış. Yalan olduğu belli ama seçim yaklaştığı için ne lazım iktidara? Bizim yıpratılmamız gerekiyor. Bir yandan Kandil'e para gönderdik iddialarıyla yargılanıyoruz, bir yanda da güya Kandil bize para yollamış. Bir karar verir verin. Peki, neden şimdi bunlar ortaya çıkıyor? Çünkü seçimler yaklaşıyor ve bizi yeniden yıpratmak istiyorlar. Bir algı operasyonu yürütülüyor. Bayığın, Merdan'ın ve benim fotoğrafımı yan yana koyarak bir algı yaratıyorlar. Yazdıklarının yalan olduğunu biliyorlar ama gerçek kimsenin umurunda değil. Seçime doğru giderken bu algı operasyonları devam edecek. Hürriyet gazetesi 16 milyar dolar olarak girmiş aynı haberi. Avukatlarım söyledi 1 milyar dolar bir tır para ediyormuş. O zaman bana 16 tır paranın gelmesi lazımdı. Ben paramı istiyorum valla. Hürriyet'ten istiyorum, paramı verin. Ahmet Hakan mısın nesin paramı ver.